Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Alemleri yaratan Rabbimiz her zerrede kendi kudretini ishar etmiş. Her zerre, hani zerreden küreye denilen her zerre ve her küre ona itaat eden, onun varlığını, kuvvetini, kudretini bilen ve bizlere o tevhidi ishar eden birer cisim olarak, birer varlık olarak, birer yaratılmış olarak gözlerimizin önüne seriliyor. Allah-u Zülcelal Hazretleri bunları seyretmemiz için bizlere gözler ihsan ediyor. Hani buyuruyordu, afakta ve enfüste sizlere ayetlerimizi göstereceğiz buyuruyordu. O afakta olan, yani şu alemde gözlerimizle, baş gözlerimizle gördüğümüz bütün bu afakta olan cisimlerde Allah-u Teala'nın kudretini görüyoruz. Ayrıca kalp gözlerimizde, enfüste olan, yani içimizde, nefislerimizde olan güzellikleri ve Allah'ın kudretini görmek üzere yaratılmış. İşte bu baş gözü ve kalp gözü insanlar için şu alemde olmazsa olmaz birer nimet. Rabbimiz bu nimetleri ihsan etmiş. Eğer gözlerimiz olmasaydı, şu alemin nakışlarını göremeseydik sadece. Belki gönüllerimizi görecektik ama şu alemin nakışlarını göremeseydik, sevdiklerimizi göremeseydik, annemizi, babamızı göremeseydik, etrafımızda olan insanlar, acaba nasıldı bunlar? Güneş ışığı nasıldı? Ağaçlar nasıldı? Dereler, kuşlar, koyunlar nasıldı diye merak edecektik ama hiçbiri hakkında bir fikrimiz olmayacaktı. Bu güzellikleri göremediğimiz için belki de Allah-u Teala Hazretlerine yöneldiğimiz zaman bu güzelliklerden dolayı, bu eksikliklerden dolayı, o göremediğimiz güzelliklerden dolayı belki de ilmimiz, irfanımız da eksik olacaktı. Belki ilk anda anlayamayacaktık neyin ne olduğunu. Ama Allah-u Teala Hazretleri bizlere bir çift göz ihsan eyledi ve şu alemi bizlere gösterdi. Şimdi bu gözler Allah'ın birer nimeti. Nasıl bir nimeti? Şükrü ödenmesi gereken her nimette nasıl şükür ödemek gerekiyorsa bu gözlerde de o şükrün ödenmesi için bizlere verilmiş olan bu nimetin şükrünün ödenmesi için inşallah gayret etmemiz lazım. Rabbimizin ihsan ettiği bu gözler, onlar ki Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını gözetmek için bakacaklar. Onlar ki ibret için bakacaklar. Onlar Rabbimizin kudretini görecekler. Onlar Allah-u Teala Hazretlerinin emrettiğini görecekler. Fakiri görecekler, yoksulu görecekler, ihtiyaç sahibini görecekler. Ama onlar eğer şükrünü eda etmek istiyorsak ayıbı araştırmayacaklar. Kötülükleri görmemeye çalışacaklar. Fahiş olan işlerle uğraşmayacaklar ve harama bakmayacaklar. Bu gözler ki onlar için en büyük tehlike Allah-u Teala Hazretlerinin razı olmadığı yerlere bakmaktır. Nasıl bakılsın ki Rabbimiz bir nimet vermiş. Al bu gözleri, alemi seyret, azametimi seyret, kudretimi seyret diye vermiş. Ama o gözleri alıyoruz, diyoruz ki ya Rabbi verdiğin bu nimetlerle sana isyanda bulunayım mı? Bu ne kadar garip bir şeydir. Bir insan yaratıcısına verdiği nimet ile isyanda bulunması kadar hoş olmayan bir şey yoktur. Ama gelin görün ki halimiz böyle. Farkına varamıyoruz. Gafletimiz, Allah-u Teala Hazretlerini unutmamız, onun azametinin farkına varamamamız, ondan gelen bu nimetleri alıyor da ne yapıyor? Rabbimizin razı olmadığı işlerde kullanıyor. İşte şeytan aleyhillanenin hani insanlar için, o bakışlar için söylediği bir şeyler var. Diyor ki mesela, kadın benim silahımdır. Kadın benim okumdur. Attığımı vururum diyor. Yani namahrem, bize mahrem olmayan, bakmamızın uygun olmadığı yerlere baktırmakla
bizleri perişan ediyor şeytan aleyhillâne. Şöyle aleme bakarsınız, sokağa bakarsınız, caddelere bakarsınız. Bakarsınız ki gözün en uygunsuz bir yere gittiğini fark edersiniz. Neden dersiniz bu kadar alemde bu kadar olaylar var. Sizin niyetiniz oraya bakmak değil. Kaldırıyorsunuz gözünüzü, bir bakıyorsunuz aleme, bakılmaması gereken en yanlış yere göz takılıyor. Bunun sebebi şeytan aleyhillâne oraya oturuyor ve oradan el sallıyor insana. Ve siz gözünüzü kaldırdığınızda o caddede, o kalabalıkta en bakılmayacak yerden, en yasak olan yerden size el salladığı için gözünüz hemen önce oraya takılıyor. Öyleyse bu gözleri salmamak lazım. Bu gözlere dikkat etmek lazım. Çünkü gözlerden kalbe akan bir sürü şey var. Her bakış kalbe akıyor. Her bakış kalpte bir tesir halk ediyor. Sonra da Rabbimizle beraber olmak istediğimiz zamanlar, tefekküre daldığımız zamanlar, gözümüzü yumduğumuz zamanlar bakıyorsunuz şeytan aleyhillâne o gözümüzde daha önce gördüğümüz o hoş olmayan işi birdenbire karşımıza getiriyor. Nereden geldi bu aklıma diyorsunuz? O şeytanın işi. Ama biz ona ne yaptık? Bu nefislerde harama bakarak ona yardım etti. Dolayısıyla şeytan ve nefsin anlaşarak bu yaptığı yanlışlıklardan vazgeçmek için gözlerimize dikkat etmek lazım. O gözler ki Hakk'ın varlığı birliği için yaratılmış. O gözler ki ibret alsın diye yaratılmış. Ama işte bu gözlerle Allahu Teala Hazretlerinin razı olmadığı namahreme baktığımız zaman bir zehirli ok gibi kalbimize saplanıyor o bakışlar. Ve sonra bir yalnızlık başlıyor. Allahu Teala Hazretlerinden uzaklaşıyoruz. Hiç farkına varamadığımız bir şekilde cezalanıyoruz. Bunun karşılığı nedir baştan bilmiyoruz. Bakıyoruz, görüyoruz, zannediyoruz ki orada geçti gitti bunlar. Estağfurullah da diyoruz belki ama o bizim içimize işledi. Şimdi eğer gözlerimiz bir yanlış olan bir şeyi gördüyse hemen çevirmemiz lazım. Sordu sahabilerden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah dedi, bir hanımla karşılaşırsam ne yapayım dedi, onu görürsem dedi. Hemen gözünü çevir buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hemen gözünü çevir. Hazreti Ali Efendimiz'e de öyle tembih etmedi mi? Ya Ali buyurdu Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu vecihe. İlk bakış senin içindir. Tanımak içindir. Baktın, tanımaya çalıştın. Kim geliyor görüyorsun. Üzerine bir kişi geliyor, karşıdan birisi geliyor, kaldırıyorsunuz başınızı. Tanımak için bakıyorsunuz, arkadaşınız mı, dostunuz mu, düşmanınız mı, onu görmeniz lazım. Ama baktınız ki size mahrem olmayan birisidir, hemen gözünüzü çeviriyorsunuz. Birinci bakış senin içindir, görmen içindir, istifade içindir, dikkat etmen içindir. Ama ikinci bakış nefsin arzusu için bakar. O yüzden de ikincisi helal değildir ya Ali buyurmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ikazından sonra Hazreti Ali Efendimiz de bizlere çok güzel tavsiyelerde bulunuyor. Buyuruyor ki, harama bakan bir insan 40 gün ibadetin zevkini alamaz buyuruyor. Ve buyuruyor ki kasıtlı bakan bir insan 40 yıl ibadetin zevkini alamaz. Şimdi kardeşler, Allahu Teala Hazretlerine kulluk şu alemdeki en kıymetli şey. Kulluk yaparken onu bilerek yapmak, hakikatine vararak yapmak da bizler için çok mükemmel bir şey. Bir insan Rabbisiyle konuşsun ama gönülden onu hissedemesin. Namazda huzuruna dursun, divanındayım ya Rabbi desin ama Rabbisini hissedemesin. Bunlar ne kadar ağır şeyler. Neden hissedemiyoruz? Neden yapamıyoruz? Neden ya Rabbi dediğimiz zaman dualarımızda kimse yok diye kendi kendimize sorduğumuzda düşünüyoruz ki merhametlilerin en merhametlisi olan bizlere zulmetmez haşa. Öyleyse bir eksiklik varsa bu bizdendir diyoruz. Bakıyoruz kendi hallerimize. Bakıyoruz ki gözümüz harama gitmiş. Dilimiz yalana gitmiş. İşte bunlardan sonra bakıyorsunuz ki Rabbimiz o perdeleri açmıyor bize. Kendi elimizle, kendi gözümüzle yaptığımız perdeler bunlar. Kendimiz icat ettik bu perdeleri. Yanlışa bakarak, harama bakarak,
O perdeler kapandı. Şimdi o perdelerin açılması için ne yapmamız lazım? Güzel bir tövbe lazım. Gözlere dikkat etmek lazım. O Allah muhafaza buyursun, göz zinası buyurulan işten kurtarmak lazım kendimizi. Bir insan Allahu Teala Hazretleri açmazsa o perdeleri, o yakınlığa mani olan perdeleri açmazsa Rabbisini nasıl bilecek? Onu nasıl hissedecek? Şu alemde yaşarken nasıl Rabbisiyle beraber olacak? O bizimle ama biz yalnızız. İşte bu yalnızlıktan kurtulmak istiyoruz ama kendi elimizde bir şey yok. O yakınlığı sağlayamıyoruz. Allahu Teala Hazretleri istemiyor o yakınlığı. Neden istemiyor diyoruz? Alemleri bizim için yarattı. Bütün nimetleri bizim için yarattı. Peygamberler gönderdi. Bizleri cennetine davet etti. Bizim için çeşitli nimetler yarattı. Neden her şeyiyle, affıyla, sabrıyla, merhametiyle, cömertliğiyle bizlere hep ikram eden Allahu Teala Hazretleri neden bu perdeleri açmıyor diye merak ettiğimizde. İşte o zaman bakıyoruz ki Rabbimizin verdiği nimetle ona isyan etmişiz. Bırakın şükrünü ödemeyi nimetin, ona o haramlarla isyan etmişiz. Göz nimetini yanlış yerde kullanmışız. Böyle olunca Rabbimizle yakınlık olmuyor kardeşler. Onunla yakınlık olmayınca da, onu bilemeyince de işte böyle marifet eksikliğinden ondan sonra bakıyoruz yalnızız alemde. İhtiyacımız oluyor. Dara düşüyoruz. Ya Rabbi diye sarılamıyoruz. Yalnızız çünkü. Bir başka yerde tevekkül etmek istiyoruz. Tevekkül edemiyoruz. Bir şey başımıza geliyor. Sabredemiyoruz. Allah'ın yardımı ne zaman diyoruz. Ama bakıyoruz ki perdeleri biz kapatmışız. Allah'tan biz uzaklaşmışız. İşte bu sebeplerden Allahu Teala Hazretlerinin emrettiği, o mümin erkek ve kadınlara emrettiği gözünüzü haramdan çevirin buyurduğu emri yerine getirmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o ki bakışlarımız için çok endişeleniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakışlarımızı kontrol etmemizi istiyor. Hani onun velileri de bu işin üzerine çok düşmüşler. Efendimizin ahlakıyla gelen veliler de. Bakın ne kadar önemli ki bir gün bir mürit, bir talebe abdest almak için bir havuzun başına gidiyor. O havuzun başındayken bakıyor, abdest alıyor suda, fakat bir hanım geliyor yanına, onun gölgesi düşüyor suya. Onun aksini suda görüyor. O gözünü bu ana kadar koruyordu. Ama ne yapsın, abdest alırken önüne düşen bir akis. Geliyor soruyor. Olmaması lazım, görmemesi lazım. Kendisini o kadar güzel hesaba çekmiş, o kadar güzel yetiştirmiş ki o gözünün o akse kaymasına, o resme kaymasına, o suyun üzerinde beliren hanımın resmine kaymasına razı olmuyor. Geliyor soruyor. Diyor ki efendim diyor, abdest alırken diyor böyle bir hanımın aksi düştü suya ve ben de onu gördüm diyor. Nedir benim halim? Korunabilir miydim, korunamaz mıydım, ne yaptım diye soruyor. Efendisi çatıyor kaşlarını, buyuruyor ki gözünü neden saldın buyuruyor. Şimdi bu gözünü neden saldın sözü elbette ki bir Allah dostuna insan gider de ben Rabbimi bilmek istiyorum derse, ben ona güzel bir kul olmak istiyorum derse, ben onun rızasına uygun yaşamak istiyorum derse o insanın çok dikkat etmesi lazım. Belki bizim gibiler için böyle şeyler söylenmiyor ama ondan istenen nedir? Madem ki bir mürşidin gölgesine girmiş, madem ki Allahu Teala Hazretlerini bilmek üzere bir mürşidin peşinden gidiyor, o gözünü salmaması gerekiyor onun. Hani Aziz Mahmud Fidayi Hazretlerinin buyurduğu gibi, yaban yerlere bakma, canın odlara yakma buyuruyor. Eğer yanlış yerlere bakılırsa, yabancı yerlere bakılırsa, şu gönüller zehirlenir de Allah muhafaza. Haram ile iştigal edenin sonu ateş oluyor kardeşler. Haram ile iştigal edenin sonu ateş oluyor. O ateşten Allahu Teala Hazretleri bizleri muhafaza buyursun. Gözlerimize dikkat etmemiz lazım. Gözlerimizi salmamamız lazım. Hani bir insan nerelere bakabilir? Kime bakabilir? Bayanlardan diyelim ki bir erkek veya bayanlar
erkeklerden kimlere bakabilir dendiği zaman insanlar mahremlerinin bile edep yerlerine, avret yerlerine bakmıyorlar. Kendi mahremlerinin bile ne yapıyorlar? Edep yerlerine bakmıyorlar. Ha yasak mıdır? Hayır değildir. Bir karı koca için değildir ama avret mahallerine mümkün olduğu kadar ne yapıyorlar? Gözlerini kaydırmıyorlar. Şimdi yabancı insanlarla bir arada olanlar. Kendilerine dikkat etmeleri lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir mektup geldi. Biliyorsunuz kendisi amaydı. Görmüyordu o sahabe efendimiz. Gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerine Efendimiz hemen ikaz etti. Buyurdu ki örtünün, çekilin buyurdu. Dediler ya Resulallah bu bizi görmez, bu amadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu o sizi görmez ama siz onu görüyorsunuz buyurdu. Mahreminiz değil, siz onu görüyorsunuz buyurdu. Ve çekilmelerini emretti onlara. İşte Allahu Teala Hazretlerinin emrettiği kulluk böyle olmalı. Neden bu kadar dikkat? Çünkü kardeşler Allah'ın razı olmadığı işler insanı Allah'tan uzaklaştırıyor. Hani güzel ameller işlemek istiyoruz. Salih ameller işlemek istiyoruz. Peygamberlere Allahu Teala Hazretleri öyle emretti. Salih ameller işlemesini emretti. Emretti ama o peygamberler gözlerine çok dikkat ettiler. Sözlerine çok dikkat ettiler. Her şeye dikkat ettiler. Bize onlardan kalan miras, öğüt neydi? Bizler de gözlerimize dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz de haramdan muhafaza edeceğiz. Çünkü Allahu Teala Hazretlerinin razı olmadığı yerler bizim gönüllerimizi ondan uzaklaştırıyor. Bakın biz salih amel işlemek istesek ne yapmamız lazım? Eğer gözlerimizi haramdan çeksek, sadece sakınsak, çıktık dışarıya, sokağa çıktık, bir başka yere gittik, gözlerimizi sakınıyoruz. Koruyoruz kendimizi. İşte kardeşler bir bakıyorsunuz ki insanlar salih amel işlemiş oluyorlar. Ve bu salih amelleri işlerken de Allahu Teala Hazretlerine daha yakın oluyorlar. Bir insan eğer hakkı talep ediyorsa, Allahu Teala Hazretlerini talep ediyorsa, ona yakın olmayı talep ediyorsa yapacağı amellerin en güzeli haramdan kaçmaktır. İnsanlar Allahu Teala Hazretlerine haramdan kaçarak ancak yaklaşabilirler. Hakkı talep eden önce harama gitmeyecek. Harama gittikten sonra onun yanındaki salih ameller bir şeye yaramıyor kardeşler. Siz dilediğiniz kadar güzel şeyler yaptım zannediyorsunuz. Uğraşıyorsunuz. Hepimiz buna uğraşıyoruz. Ama bir isyan bizi Allah'tan uzaklaştırıyor. Bu iş sevap ve günahların adediyle ölçülmüyor kardeşler. Eğer maksat cennete gitmekse Allahu Teala'nın rahmeti gerekli. Hiçbir sayı, hiçbir hesap tutmuyor. Peki nasıl olacak bu sayılar ya kazandığımız, yaptığımız güzel amellerin karşısındaki sevaplar? Günahların karşısında yazılanlar ne olacak? Bunlar hesaplandığı zaman Allahu Teala Hazretlerinin affı yetişiyor. İnsanlar mutlaka bir surette eğer iman etmişlerse mutlaka Rabbimiz onları cennetine alıyor. Demek ki bu sayı meselesi güzel ibadetler, salih amellerle yapılan güzellikler ve de haramlara dalarak yapılan o hoş olmayan işler karşılaştırıldığı zaman Allahu Teala Hazretleri belki bir sıkıntı verecek bizlere. Çoğunu affettiği halde belki biraz sıkılacağız. Kabirler, mahşer yerleri hesap başında belki biraz sıkılacağız ama iman sahipleri mutlaka cennete girecek. Allahu Teala'nın vaadi var. Peki bu kadar incelikler nedendir? Bir sürü yanlış yapan insanları Allahu Teala affediyorsa, yer ile gök arası günahı olanları Allahu Teala Hazretleri affediyorsa, peki bu kadar ince gözlerimizi salmamamız nereden icap ediyor? Ha işte o, eğer Allahu Teala Hazretlerine isyanda bulunursak, onun meselesi sadece bir günah değildir. O Allah'tan uzaklaşmak demektir ki en büyük ceza odur. Bir insan marifet sahibi olamazsa, şu dünyada ama olursa, onun kalbi Allahu Teala Hazretlerini hissetmezse o öteki alemde de ahirette de ama olacak öyle diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurduğu zaman ama bir zat dedi ki ya Resulallah dedi ben zaten burada amaydım dedi.
Burada dünya nimetlerini göremedim, dünyayı seyredemedim. Ama dedi, sen buyuruyorsun ki burada âmâ olanlar ahirette de âmâ olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki öyle değil buyurdu. Ancak kalp gözleri âmâ olanlar orada göremeyecekler. Yani buradaki, burada gözü olmayanlar, burada âmâ olanlar orada görecekler ama burada kalbi kör olanlar, burada Rablerini tanıyamayanlar orada da tanıyamayacaklar. Bu ne kadar garip bir şeydir ki cennetine almış Rabbimiz bizi ve bizi cennetine alan Rahman ve Rahim olan Allah'ı tanımıyoruz. Bu çok büyük bir ızdıraptır. Orada Rabbimizin nimetleri arasında, o kadar nimetlerin arasında bir de Allah-u Teala Hazretlerinin cemalini görmek, bir de onun rızasına erişmek meselesi vardır. Bir de onun huzuruna alınmak meselesi vardır. Ama insan eğer Allah-u Teala'dan burada haramlarla uzak olursa, buradayken dikkat etmezse, bu isyana dikkat etmezse, bu harama dikkat etmezse, orada da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına erişemiyor. Orada cemalini herkes gibi göremiyor. Kendisi kendine mahsus bir şekilde görüyor. Oradaki en büyük ayrılık da o kardeşler. Hani Allah-u Teala'nın cemali için buradaki cennetten vazgeçmişler. Ahiretteki cennetten de vazgeçmişler. Dünya cennet gibi olabilir bir insana. Malı mülkü olabilir, güzel yeşillikler olabilir, ağaç altları olabilir. Bir bakıyorsunuz insanlar buradaki o rahatlarından vazgeçiyorlar Allah'a kulluk etmek için. Sonra Rabbimizin ahirette vereceği o cennetten de vazgeçiyorlar. Diyorlar ya Rabbi diyorlar. Sen onu müminlere ver ama bana seni gerek seni diyebiliyorlar. İşte o Rablerine yönelip de ya Rabbi bana sen lazımsın diyenlerin hepsi burada gönülden Allah-u Teala Hazretlerini bilendir. Ama bir tek haram dahi insanı oralardan çok uzaklaştırır. Bir insan kendi arkadaşına baksın. Kendi samimi olduğu insanlara baksın. Kendi evladına baksın. Hep kendisinde iyi olan, hep iyi geçinen bir arkadaşı, bir dostu bir kere ömründe ona ihanet etse, bundan sonra her seferinde aynı ihaneti bekler insan. Der ki acaba bu sefer de mi ihanet edecek? Acaba bu sefer de mi sözünü tutmayacak? Acaba bu sefer de mi vaadinden dönecek diye her seferinde o arkadaşının, o dostunun, o sevdiğinin yüzüne ne yapar? Şüpheyle bakar. Biz buradaki insanlar bize böyle bir yanlışlık yaptığımız zaman, böyle yapıyorsak, Allah-u Teala Hazretleri bunca nimet verdikten sonra ona bir isyanda bulunursak kardeşler, nasıl bir yakınlık bekleriz? Evet, rahmeti bol, cenneti bizler için hazırlamış ama onu bilemedikten sonra, onu hissedemedikten sonra, ahirette onu göremedikten sonra bütün bunlar ne oluyor? Bütün bunların bir manası kalmıyor. Allah-u Teala cümlenizden razı olsun. İnşallah gözlerimizi de harama bakmaktan muhafaza etsin. Kalplerimizi hep kendisinde eylesin, murakabede eylesin. Allah-u Teala cümlenizden razı olsun. Meclislerimizi de meleklerin çevrelediği yerlerinizden mağfiret olmuş olarak kalkın. Allah günahlarınızı sevaba çevirdi buyurulan meclislerden eylesin. El-Fatiha.